Merhaba arkadaşlar, Immigration Connection'dan Nisra Şahin ben. Bugün I-485 regülasyonları, mevzuatlarıyla ilgili olarak kısa bir video yapalım istedik. Bu videoda özellikle sizlerden gelecek soruları rica edeceğiz. Yorumlarla bize paylaşırsanız, çünkü bununla ilgili daha başka açıklama videoları da yapmak gerekecek diye görüyoruz. Gün geçtikçe benzeri sorular ama aynı zamanda da küçük nüansları olan sorular gündeme geliyor müvekkillerimizden. Daha önce bu konularda yorum yapmıştık, yayınlar yapmıştık, paylaşmıştık. Ancak bunu bir dizi halinde de devam ettirmeye çalışacağız. Belki birkaç video ayıracağız iş bulma, iş değişikliği, I-485 regülasyonları konusuna. Ben kısaca sahne nedir, durum nedir onu değerlendireyim. Aslında bence korkacak bir şey yok. Evet biliyorum bir süredir bir durgunluk yaşanıyor. Özellikle daha Nisan'a yaklaşırken kontrat bulmaya çalışanlar zorlanıyorlar ya da kontratı Nisan'da bitecek olanlar. Ne değişti? I-485 aslında yeni bir regülasyon değil. 2000 yılından beri var olan bir mevzuat. HMRC dediğimiz Maliye Bakanlığı, Vergi Dairesi diyebileceğimiz bu finansal kurum bunu artık denetlemelerini kontraktörleri eskiden sorumlu tutarken şimdi şirketleri denetleyip şirketleri de sorumlu tutacağını duyurduğundan beridir şirketler bir panik halinde I-485'ın dışında kalan kontratları bile içindeymişçesine bir aşırı bir kontrolle durdurmaya yönelik bir tepki verdi. Tabii ki hani önceden sorumlu konularda değildi, rol alan kontraktörlerdeydi. Dolayısıyla kontratlı çalışanlar kendi vergisini kendi ödüyorlar. Bağımsız bir muhasebecileri var, bağımsız bir servis sağlayıcılar. Bizi ilgilendirmez, biz kontratımızı yaparız, gerisi senin sorumluluğunda diyorlardı. Şimdi fark ettiler ki bu sorumluluk artık kendi üzerlerine verildi ve çok da bilgi sahibi değiller aslında. Araştırıyorlar, öğreniyorlar, yani böyle bir şey varmış, biz bundan sorumlu olacakmışız artık diye. Bize gelen sorular hem clientlardan, yani bizim kendi müvekkillerimizden, hem de müşterilerden, onların müşterilerinden, onlara çalışan hizmet, onların hizmet verdiği müşterilerden olabiliyor. Dolayısıyla büyük oranda bir iletişim doğurdu. Soruların da çeşitlendiğini fark ediyoruz. Yeni yeni senaryolara bu uygun mudur diye soranlar oldu. Dolayısıyla birkaç videoyla takip edin. Bunu önden haber veriyorum. Yorumlarda kendi sorularınızı da yazarsanız en azından sizin spesifik sorularınızı da cevaplamış olurum izleyicilerin. E-maillerle açıklıyoruz elimizden geldiğince. Burada asıl dediğim gibi kaygı I-485 dışında olan bir kontratın da içindeymişçesine panik halinde durdurulması ve özel firmaların bundan bir kaygı, bir panikle kaçınmasıyla durum daha olduğundan çetrefilli hale geldi. O yüzden bir süre sonra sanki normale dönecek gibi diye düşünüyorum ben. Olumlu bekliyorum. Ancak tabii ki bu sadece bir yorum. O yüzden elimden geldiğince kimseyi cesaretlendirip, teşvik edip, hani ilk başvuru yapanları da durumun olabildiğince nötr vermeye çalışayım. İlk başvuru yapacak olanları, kontratların üzerindeki bu konusundaki sıkıntıya dayanarak bunları da açıkladım. Şunu unutmayalım. PAYE denilen ödeme işçiler tarafından yapılır. P60 işçilere verilir. Size sunulan modellerde gel firmanın bünyesinde PAYE'yi ödeyelim, gel income tax'ını biz ödeyelim, sana Nisan'dan Nisan'a P60 verelim gibi öneriler varsa zaten bu vizenize uygun değil. Ankara anlaşmalarının sıkıştığı nokta da burası. Çünkü bir İngiliz, bir İskoçyalı ya da bir Avrupalı böyle bir contractor durumundan permanent pozisyona geçirilmesi durumunda teklifi götürüyorlar, anlaşılıyorlar. Yeni bir kontratla devam ediyorlar ama Ankara anlaşmaların vizeleri bu şekilde sunulan teklifleri kabul etmeye uygun değil. Öyle olduğu için bu sefer oluşan panik en çok onları etkiliyor. Biz de soruları cevaplandırarak belki biraz ufuk açabiliriz. Belki kendi müşterilerinizle, recruitment agency'lerle ya da direkt client'ın kendisiyle hangi soruları sorabilirsiniz? Ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz? Bunlara değinebiliriz. Sizlerden ricam, gerçekten çok soru geliyor. Bu videonun altında sorularınızı sorun. Bir sonraki videonun içeriğinde değinelim. Bu sayede birebir nokta atışı, çünkü genel çerçeveyi çizdiğimizde hani oradaki nüansları yakalayamayabiliriz. Daha önceki böyle videolar yaptık ama orada bulunamayan cevaplar olabilir.
ki olmuş, oluyor. Ben hala cevap vermeye devam ediyorum. Elimde benim bir kısa soru listesi var. Ama eminim sizler bu işin içinde olarak daha spesifik sorularla, somut sorularla ihtiyacınızı bana duyurabilirsiniz. Ben de elimden gelen açıklama yaparım. Bu sürecin herkes için kolay geçmesini tabii ki diliyorum. Bir süreç az kaldı. Neyin nasıl olacağını, dengeye nasıl oturacağını göreceğiz. Bu süreç içerisinde değişik projelerde bulabilirseniz, kendiniz birebir yapacağınız projeler ya da kısa süreli proje bazlı projeler, durumları en azından geçici bu şekilde çözüm yapabilirsiniz. Unutmayın, IR35 konusundaki HMRC'nin gelip denetleyeceğim sizi, sizi sorumlu tutuyorum dediği konu küçük firmaları kapsamıyor. Sadece orta ve büyük ölçekli firmaları kapsıyor. Bunun tanımında bütçe, işte aset, varlık değeri, employee sayısı, bunları çok güzel açıklamışlar zaten sitelerinde. O yüzden bu aslında genel böyle bütün piyasada var olan bir kontraktörlere karşı tümüyle bütün olasılıklar kapanmış gibi anlaşılmasın. Ona göre iş arayışınızı, proje arayışınızın yönünü de belirleyin ya da kontrat içeriğini nasıl uyarlanacağını öğrenmeye çalışın. Bu önden bir bilgi olsun. Dediğim gibi bunu aslında daha önce de değinmiştik. Ancak spesifik sorular için sizlerden haber bekliyoruz. Teşekkürler. İşlerinizde bol şans, bol bereket diliyoruz Immigration Connection'dan.